Saygıdeğer aboneler merhaba. Bugün Türkiye'nin gündeminde olan ve giderek daha da üstüne koymayı başaran Sıla Türkoğlu hayatının en anlamlı ödülünü almayı başardı. Güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Türkoğlu, 49. Pantheon Altın Kelebek Yıldızı Parlayanlar ödülünü kazanarak oyunculukta zirvede yerini almış durumda. Peki Sıla Hanım bugünlere nasıl geldi? Sizler için Sıla Türkoğlu'nun aldığı ödülün arka planını araştırdık. İyi seyirler. 18 Nisan 1999 yılında İzmir'in efsane şehirlerinden olan Bornova'da doğan Türkoğlu, Hatice Güzelcan Anadolu Lisesi'nde okumuştur. Çocuk yaşlarda voleybol oynayıp ve resimle ilgilenen Türkoğlu, ilk başta hocalarının da desteğiyle ressam olmaya karar vermiş. Ama edebiyat öğretmeni onu tiyatro oyununa davet ettikten sonra dönüm noktası yaşanmıştır. Sıla Hanım tiyatroda kendisini bulmuş ve oyuncu olmaya karar vermişti. Hayaline erişmek için İstanbul'a gitmesi şarttı ve ailesini ikna etmesi gerekiyordu. Türkoğlu babasını ikna etmeyi başarmış ve İstanbul'a taşınmıştılar. Türkoğlu'nun tiyatrodaki fotoğrafını resmi Instagram hesabından gören bir ajans ona oyunculuk teklifi yapmıştı. İlk kez kameralar karşısında 2018 yılında Ağlama Annem dizisinde Birce Akalay'ın gençliğine hayat vererek adım atan Türkoğlu, daha sonra Yemin dizisinde Suna karakterine hayat vermişti. 2020 yılında Emanet dizisinde başrol oyuncusu olarak Seher karakterine hayat veren başarılı oyuncu, 2 sezon sonra olaylı bir şekilde ayrılmak zorunda kalmıştı. Yetenekli oyuncu, Sadece Arkadaşız isimli eksen için çekilen dizide bir bölüm konuk oyuncu olarak rol almıştır. Yılmayan Türkoğlu, Kızılcık Şerbeti dizisiyle anlaşma yapmış ve başrol oyuncusu olarak Doğa karakterine hayat vermeye başlamıştır. Burada sergilediği performans ile Yıldızı Parlayanlar kategorisinde zirvede yer almayı başardı. Sıla Türkoğlu oyunculuk alanında başarılı olmasının arkasında Halil İbrahim Ceyhan faktörü önemli rol oynamaktadır. Zaten Türkoğlu röportajlarında oyunculuk alanında eski rol arkadaşı Halil Bey'den çok şey öğrendiğini vurgulamaktadır. Peki sizce Sıla Türkoğlu'nun başarısı tesadüf mü? Değerli düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Teşekkür ediyoruz.